Öncelikle herkese merhaba. 2022-23 yeni başlayacak, yarın start verecek futbol sezonu. Herkese, bütün futbol ailesine hayırlı olsun. Samimiyetin, dürüstlüğün, fair play'in olduğu, çok az sakatlıkların olduğu ve futbolun iyileştirme gücünün herkese dokunduğu bir sezon olsun. Öncelikle bunları ifade etmek istedim. Kupanın olduğu her yerde heyecan vardır, enerji vardır. Geçen senenin iki tane ligimizin olan kupasının bir tanesini Süper Ligi biz, Türkiye Kupası'nı Sivasspor hocamız aldı. Onun için özellikle start verecek 22-20 sezonu öncesi yeni bir hikaye yazabilmek için ve yüksek enerjiyle sezona başlayabilmek için yarınki kupa Trabzonspor adına, muhakkak hocamızın da Sivasspor'un adına da son derece önemlidir. Onun için bu bizim için çok değerli bir müsabaka. Ciddi bir şekilde hazırlandık, planlarımızı yaptık. Umarım bunun karşılığını yarın dürüstlükle herkesin oyundan keyif aldığı, topun oyunda daha fazla kaldığı bir oyun seyreder. Onun için hocaya da başarılar, Sivasspor'da başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Rıza Hocam, siz de teknik direktörlük kariyerinizin ilk kupasını geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Sivasspor'la aldınız. Takım için de aynı zamanda bir ilk oldu. Yarın bir ilk daha başarma ihtimali var Sivasspor'un. Yarınki maçla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi her şeyden önce yeni bir sezona başlıyoruz. Bütün herkese ben başarılar diliyorum. Tabii ki mükemmel bir şekilde geçmesini istiyoruz. Bizim adımıza da 3 senedir Avrupa'ya gidiyoruz. İnşallah bu sene de aynı şekilde başarılı oluruz ve Avrupa kapısını tekrar açarız. Tabii ki bu kupaları oynamak hakikaten çok önemli bir şey. Hele hele bir şey elde edip ligin sonunda böyle kupaları oynamak oyuncular açısından da, yönetim açısından da, cami açısından da mükemmel bir şey taşıyor. Onun için tabii ki buradaki Abdullah Hoca olsun, ben olayım, takımımızın kazanması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Ve bunun için de kamplar yaptık, hazırlandık. Ve takımımızın da ilk oynayacağımız bu maçta da güzel bir şekilde de lige başlamak istiyorsak tabii ki iyi bir şekilde de yapmamız gerekiyor. İyi bir şekilde de oynamamız gerekiyor. Yani bizim tek düşüncemiz güzel bir şekilde. Bütün taraftarların, çok taraftarı geleceğine ben inanıyorum. Onlara da zevkli, güzel dakikalar yaşatmak açısından da öyle şeyler istiyoruz. Yani iyi bir şekilde oynamak istiyoruz. Tek hedefimiz tabii ki kazanmak. İnşallah öyle olur yani. Deniz Biricik, Bein Sports. Rıza Hocam'a izninizle sorum olacaktı. Hocam, Sivasspor bir arada oynayan ve takım içi arkadaşlık, uyum sorunu olmayan bir takım. 9 oyuncu ayrıldı, 4 oyuncu geldi. Takım içerisindeki durum nasıldır? Uyum durumu hakkında da bilgi alabilirsek, yarın önemli bir müsabaka ve sezonda başlayacak Sivasspor. Şimdi bizim iki etaplı bir çalışma yaptık biz. Bu bir tanesi Bolu'da geçti, Gerede'de geçti. Çok güzel bir çalışma oldu. Her zaman yaptığımız gibi biraz kondisyona dayanıklı bir çalışmaydı. Ve arkasından Avusturya'ya geçtik. Oradaki hedefimiz de maç oynamaktı. İki tane Bolu'da oynadık, üç tane de Avusturya'da oynadık ve döndük. Biz çalışma açısından hiçbir sıkıntı yaşamadık. Sadece tek yaşadığımız şey, sizin de dediğiniz gibi bizden 9 oyuncu gitti, 3 tane oyuncu aldık şu anda. Yani alternatifsiz kaldık. Yani ben bu maçlara yetiştireceğimizi düşünüyorum yani transferleri. O konuda bizim biraz sıkıntımız var. Transfer açısından bir sıkıntımız var. Bizim mutlaka transfer yapmamız gerekiyor. O da şundan dolayı gerekiyor. Aynı şey Abdullah Hoca için de geçerli. Biz hem Avrupa hem de ligde oynayacağız. Biz ikinci haftadan sonra Adana Demirspor'dan sonra Avrupa Kupa maçı oynayacağız. Playoff oynayacağız. Bu kulüp için önemli, her şey için önemli. Ama bizim iyi bir kadro kurmazsak hem Avrupa'da hem de ligde bayağı bir sıkıntılar yaşarız. Onun için de bir an önce eksiklerimizi de gidermemiz gerekiyor. Tabii ki yönetimimiz de uğraşıyor. Onları yapmak için uğraşıyor.
Zaten onlar geldi, bu maça yetiştirme şansımız yok artık, bitti. Ama lige mutlaka kesinlikle alternatifli bir kadro kurmamız için, yani giden arkadaşlarımızın yerine oyuncuları alırsak o zaman daha alternatifli, daha iyi bir kadromuz olacak yani. Buyurun. Doruk Tecimer, TRT Spor. Benim sorum Abdullah Hocam'a. Hocam, her zaman futbolun sadece futbol olmadığını ve birçok parametreden oluştuğunu söylüyorsunuz. Buna vurgu yapıyorsunuz. Ve geçtiğimiz günlerde de Thomas Grønmark, Danimarkalı taç atışı antrenörüyle beraber bir çalışmanız oldu. İlk önce bu çalışma nasıl geçti? Bunu merak ediyorum. Ve gelecekte de bu tarz değişik fikirlerin devamı gelecek mi? Teşekkür ederim. Evet. Öncelikle teşekkür ederim. Ben de kısaca isterseniz kampla ilgili hem bir özetleme yapayım hocanın söylediği gibi. İki dönem kamp, bizde bir Slovenya ve arkasından Avusturya. Özellikle geçen sene şampiyonluktan sonra yeni bir hikaye yazmak için oyunda da neler yapabiliriz, neleri eksik yaptık, neleri daha iyi hale getirebiliriz diye geçen sene bittikten sonra çalışmalar yapmaya başladık. Ben özellikle son 15 senede çalıştığımda teknik adam olarak profesyonellerle çalışıp departmanları ayırıp işin uzmanlarından hep çalışarak hem bize katkı hem takıma katkı, biz de ondan neyi yapabiliriz, neyi daha iyi hale getiririz, nasıl yönetebiliriz diye. Özellikle benim hassasiyetim 2010 senesinden itibaren de taçla ilgili hem savunmada hem uçumda o kadar çok yoğunluğumuz oluyor. Bazen buna vakit ayıramıyoruz ama ne kadar önemli olduğunu röportajlarımda da söylemiştim. Sonrasında da bununla ilgili araştırmalar ekip halinde de yaptık. Özellikle Thomas Hoca Danimarkalı. Liverpool'da da aynı şekilde part-time zaman zaman gidiyor. Ona göre bir plan program yaptık. Bizde şöyle oldu. Karşılıklı kontak kaldığımız ama küçük küçük detayların olduğu içinde bunu bize çok net bir hem analizde gösterdi oynadığımız maçlardan hem pratikte sahada uygulamalarını yaptı. Bunu zaman zaman böyle yapacağız. Duran toplarla da alakalı bu birimi de ayıracağız. Onun için bugün futbolun gittiği nokta teknolojinin, bilimin, Ar-Ge'nin, beslenmenin içindeki departmanların parçalarının o kadar çok yelpazenin genişlediği bir durumu oluşturuyoruz ki bunların hepsinden en doğru bir şekilde faydalanıp bunu uygulamaya geçirmemiz lazım. Çok faydalı geçti, özetini söyleyecek olursak. Uygulamalara başladık. Umarım yarın bunu iyi bir uygulamayla hocaya karşı sonucunu alırız. Değerli basın mensupları, Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasında yarın akşam oynanacak olan Turkcell Süper Kupa karşılaşması öncesinde her iki takımımızın kaptanlarıyla beraber düzenlediğimiz ortak basın toplantısına hoş geldiniz. Bugün Trabzonspor'u temsilen Uğurcan Çakır ve Demir Grup Sivasspor'u temsilen Hakan Arslan bizlerle birlikte. Sizler de hoş geldiniz. İlk olarak Uğurcan'la başlamak istiyorum. Uğurcan, 2020 Turkcell Süper Kupayı da bu stadyumda kazanmıştınız. Hem o karşılaşmayla ilgili hatırladıklarını hem de yarınki karşılaşmayla ilgili beklentilerini senden dinlemek isteriz. Olimpiyat stadında iki tane kupa kazanmıştım. 2020'de de burada Süper Kupayı kazanmıştık. Abdullah Hoca'nın ilk geldiği sezon Başakşehir'le oynadığımız maçtı. Hak ederek kazanmıştık. Yani o anda farklıydı duygular. Geçen sene de Süper Lig şampiyonu olup burada Süper Kupa oynayacağız. Heyecanlıyız. Yarın göreceğiz. Teşekkür ediyoruz. Hakan, sana da sormak istiyorum. Sivasspor olarak ilk kez Türkiye Kupası'nı geçtiğimiz sezon müzenize götürdünüz. Şimdi de Turkcell Süper Kupayı ilk kez kazanmak için mücadele vereceksiniz. Hem takımdaki atmosferi hem de bu maçın sizin açınızdan anlamını bizlerle paylaşır mısın? Yine söylemiş olduğunuz gibi ilk kez iki ay önce Türkiye Kupası finalini bu statta oynamıştık. Ve sezonu kupayla bitirdik. Başlangıç olarak da tekrar Süper Kupayla yapmak istiyoruz. Tabii rakibimiz güçlü bir rakip. Ama biz de kendimizi biliyoruz. Ve kupayı kazanmak için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım yine bir ilke imza atarız. Benim sorum Hakan Arslan'a. Doruk Tecimer, TRT Spor bu arada.
Senelerdir Sivasspor olarak çok istikrarlısınız. Ben bunun arka planında yatan sırrı açıkçası merak ediyorum. Diğer Anadolu kulüplerine de belki örnek olması açısından bunun cevabını verebilirsen teşekkür ederim. Dediğiniz gibi özellikle 3 yıldır üst üste Avrupa kupalarına ülkemizi temsil ediyoruz ve ligde de iyi bir gidişatımız oldu ve son olarak da Türkiye kupasıyla bunu da taçlandırdık. Tabii çeşitli faktörlere ayırabiliriz ama en önemli etkenlerden biri Rıza Çalınbay hocamızı söyleyebilirim. Çünkü o 3 yıl önce geldiği günden beri bugüne kadar hep üzerine koyarak devam ettik. Tabii iyi bir yönetimimiz var. Sağlıklı koşulları sunuyorlar bize. Gerek ödemeler olsun gerek diğer şartlar olsun. Bunları sağlıyor. Diğer etken olarak da kulübümüzdeki yerli oyuncularının fazlalığını söyleyebilirim. Sahip çıkan yerli oyuncular topluluğu var. Karakterli oyuncular var. Keza dışarıdan gelen yabancı arkadaşlarımız da aynı şekilde. Ama yıllardan beri futbol oynayan yerli oyuncuların takıma sahip çıkması da bunlardan bir etkendir. Başka soru var mı acaba? Deniz Bey buyurun. Deniz Biricik, Beansports. Uğurcan'a sorum olacaktı. Geçen yılı şampiyon olarak tamamladınız. Yarın da bir kupa maçıyla sezona başlayacaksınız. Hazırlık dönemi nasıl geçti? Geçen sezon iyi bir grafik vardı. Yeni sezondan beklentiler nelerdir? Ya, hazırlık dönemini çok iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Aramıza yeni arkadaşlar katıldı. Onların uyum süreçlerini hızlandırmaya çalıştık hep beraber. Geçen sezon harika bir sezon geçirdik ama geride kaldı artık. Artık önümüzde yeni hedefler var. En yakın hedef de Süper Kupa. Bu kupayı da kazanmak istiyoruz. İnşallah öyle olur. Başka soru var mı? Soru olmadığını görüyorum. Oyuncularımıza teşekkür ediyoruz ama kendilerini uğurlamıyoruz. Kupayla birlikte, Süper Kupayla birlikte fotoğraflarını alacağız.